Evet, yaz geldi, tatil başladı ancak önemli bir uyarı var. İklim değişikliğiyle birlikte cilt kanserinde bir artış olduğu belirtiliyor. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Konuğumuzda Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Özkan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizin çok dikkat çekici bir açıklamanız oldu. Şöyle dediniz. Yani 40 yılda bir ya da ayda yılda bir karşılaştığımız bazı türler, cilt kanseri türlerine artık haftada 2-3 kez karşılaşmaya başladık, 2-3 kez görmeye başladık dediniz. Biraz buradan başlayalım mı? Yani bu çarpıcı cümlelerinizle başlayalım mı? Tabii deri kanseri aslına bakarsanız bizim çok sık gördüğümüz kanser türlerinden bir tanesi. Ama bunların içerisinde ağır olanlar var. Günlük çok fazla sayıda gördüğümüz ama bizim malign melanom yaz hücreli kanser gibi dediğimiz gibi hakikaten hayati önemi olan kanser türleri var. Bunları eskiden bu kadar çok sıklıkla görmüyoruz. Tabii bunun sıklığı neden artıyor? Bunlar için tabii araştırmalar yapılıyor, yapılması da gerekiyor. Ama biz bir referans merkezi olarak değerlendirdiğimizde eskiden beri bir oranlama yapılırsak klinik uygulamamızda bu sayıların gittikçe arttığını görüyoruz. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Bunların birçok eskiden beri bilinen nedenler içerisinde dağılımında farklılıklar olabiliyor. En çok insanların üzerinde durduğu da tabii yaz döneminde acaba güneşe maruziyet nedeniyle mi bu kanserler çok artıyor diye. Ama tek nedeni bunlar olmamakla birlikte eğer güneş ışını nedeniyle, güneş ışına maruziyet nedeniyle kanserlerin artışını bahsedecek olursak özellikle son yıllarda bu iklim değişikliğine sebep olan İşte atmosferdeki olayların da buna neden olduğunu çok ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor Güneşin aslında. Zararlı etkilerinin artmasıyla birlikte yani biz Tabii, de bu hastalıkları, bu rahatsızlıkları çok çok fazla görmeye başladık. Güneşin ne kadar faydalı etkileri varsa bunun yanında yan etkileri, zararlı etkileri de olduğunu yıllardır biliniyor. Ama bu zararlı etkileri son yıllarda gittikçe artmış durumda. Bu hem maruziyetin şekline bağlı olarak hem de bize ulaşan ışınların maalesef tehlikeli olan kısımlarının vücuda maruziyeti nedeniyle ilgili oluyor. Tabii biz bunu makro olarak işte iklim değişikliği ya da başka nedenlerle görüyoruz. Seller, başka türlü atmosfer olaylarıyla görüyoruz. Ama insan sağlığına düşündüğümüz zaman vücudun en büyük organı, dokusu deri. Deri yaklaşık 1,5-2 metrekare bir yüzey kaplıyor. Biz farkında olmadan çok yüksek miktarda dış etkenlerle maruz kalıyoruz. Ve bunlar maalesef bizim yapımızdaki, vücudumuzdaki DNA dediğimiz bizim esas genetik yapımızda önemli değişikliklere neden oluyor ve bunlar maalesef onarılmaz değişiklikler yaratıyor. Onarılmaz değişikliklerin sadece nedeni güneş değil, biz maruziyet artıyor ama biz belki de bu değişiklikleri onaran yapılarımızın da bozulmuş olması. Bunlar işte sigarada hava kirliliğidir, işte ailemizde zaten sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmamamız ki kansere meyilli olmak gibi faktörler var. Bir genetik i̇şte altyapı da yatkınlık da önemli kuşkusuz değil mi? Her şeyiyle sağlıklı olan bir insan bile bu tür etkenlere çok fazla miktarda maruz kaldığı zaman ki bizim o bahsettiğimiz ultraviyole dediğimiz radyasyon miktarındaki zehirli ya da zararlı dediğimiz hatta bizim ultraviyole C dediğimiz belki de eskiden hiç dünyaya ulaşmayan o radyasyonun bize kadar ulaşıyor olması hiç karşılaşmadığımız belki de kanser türleriyle karşılaşmamıza neden olacak. Peki hocam ne yapacağız? Nasıl koruyacağız kendimizi? Evet işte belirli saatlerde özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde artık bunu biliyoruz, ezberledik. Çocukluktan beri bize öğretildi bu. Dik geldiği saatlerde işte 11 ile öğleden sonra 15-16 arasında güneşe direkt maruz kalmamak gerekiyor. Bir koruyucu da sürmek gerekiyor. Ne yapmalıyız? Yani bu cilt kanserinden korunmak için ne tavsiye edersiniz? Burada aslında makro ve mikro olarak düşünmek lazım. Yani bireysel olarak yapabileceklerimiz var. Makro olarak da devletlerin, hükümetlerin dünyanın neler yapabileceğini. Burada acaba dünyaya ulaşan o radyasyon, bizim daha önce çok fazla maruz kalmadığımız radyasyonun bize ulaşmaması için veya bunların ters etkilerini tersine çevirecek neler yapılacak? Bunları bizim makro olarak daha üst düzey yetkililerin düşünmesi gerekiyor. Ama bireysel olarak bizim yapacağımız sadece güneş ışınlarıyla ilgili olan da sizin bahsettiğiniz gibi özellikle belli saatler içerisinde maruziyette çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada tabii gelen ışınlar içerisinde bu ultraviyole A'dan B'den bahsediyoruz ama siz uzun süre bu B'ye maruz kaldığınızda veya A dahil olarak kümülatif toplam etkisinde eğer yüksek miktarda güneş ışınına maruz kaldığınız zaman mutlaka kanser yapıcı etkilerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama bunu biliniz ki bizim güneş görmeyen yerlerde de kanserlerimiz oluyor, deri kanserlerimiz oluyor. Öyle mi? Bunların nedenleri tabii ki. Bunların nedenleri bir avuç içerisinde tamamen kıyafetle dolaştığınız
ayak tabanlarınızda veya vücudunuzun güneş görmeyen yerlerinizde de kanser gelişiyor. Bunlar işte sizin belki de soluduğunuz hava ile ilgili radyasyon demek ille de vücudunuza deriye direkt maruz kalmanız demek değildir. Belki soluduğunuz havayla da ilgili, belki soluduğunuz kimyasallarla da ilgili. İmmün yapınızla, bağışıklık sisteminizle ilgili, bağışıklık sisteminiz ne kadar kuvvetli. Her gün biz aslında bakarsanız birçok kanserojenle maruz kalıyoruz. Biz bunları ne kadar yenebiliyoruz? Kanser dediğiniz kavram aslında her gün oluşmak için çaba gösteriyor. Vücudumuz da bu kanseri yenmek için çaba gösteriyor. Biz bunda ne kadar başarılı olabileceğiz? Burada sağlıklı olmak, sağlıklı yaşamak, bu maruziyetleri azaltmak. Eğer konumuz yaz döneminde güneşten maruziyetse, mümkün olduğunca güneşten direkt o bahsettiğiniz saatler içerisinde, ki biz güneşi yatay alan bir ülkedeyiz. Yani kuzeyde değiliz. O nedenle biraz daha şanslı olmakla birlikte öğlen vakitlerinde mümkün olduğunca direkt maruziyetten kaçınmak. Denize giriyorsak keyfini aldıktan sonra mümkün olduğunca ya güneş koruyucular ya da güneşi direkt maruziyetten kaçınmamız gerekiyor ki son zamanlarda moda olan, işte eskiden 1800'lü yıllarda 1700'lü yıllarda insanlar ne kadar beyaz tenli ise o kadar popülerken, o kadar insanlara daha çekici görünürken, günümüzde bir şekilde yanma modası başladı. Evet, denize ne kadar çok yandıysanız, evet, maalesef solaryumlara gitmek özellikle. Bir de bunun ötesinde siz zaten bunu günlük yaşamınızda... Bunu ayrıca soracağım hocam. Yani solaryum meselesi ayrı bir tartışma konusu galiba, değil mi? Çok ayrı bir tartışma konusu. Hakikaten ilginç konular. Tamamen kontrolsüz. Belki sorulursa o konuya da gideriz. Ama biz önleyebileceğimiz yerlerden nasıl kaçınabiliriz diye söylemeniz gerekirse, bu zaten iklimlerde bir değişiklik var. Güneşte maruziyetlerde sıkıntı var. Ultraviyole ışınlarının bize belki de gelmemesi gereken kısımları gelmeye başladı. O zaman biz bunlardan nasıl kaçınabiliriz? Eskiden ayda bir iki tane gördüğümüz kanser türleri eğer haftada iki üç tane belki de daha fazlasıyla geliyorsa, bunların bir nedenleri var. Bunlar için de bizim mutlaka önleyebildiğimiz, tabii vücutta kapalı yerlerde, avuç içinde, işte tırnak yatağında bunları önlememiz söz konusu değil. Bunların başka nedenleri var. Ama bizim ultraviyole ışınlarıyla güneşle olan kısımlarını koruyabiliyorsak bunları yapmamamız gerekiyor. Yani kanserin yüksek faktörlü koruyucular kullanmamız lazım. Yani yüksek faktörlü belki bu tıbbi ürünler var. Belki onları mı tavsiye edersiniz? Kanserin iki tane önemli konusu var savaşta, kanser savaşta. Birincisi korunmak. Birincisi en önemlisi korunmak. En masrafsızı, en zararsızı, en kolayı. Bir de erken yakalamak. Bunlarla ilgili tedbirleri ayrı ayrı sınıflamak gerekir. Tabii güneş koruyucu faktörleri biraz ticari boyutlar bunlar. Bunlarla ilgili reklamatik boyutları biraz fazla. Onlarla ilgili hani ille güneş koruyucu kullanın, şunu kullanın. Bunlar belirli şeyler. Ultraviyole A'yı, B'yi kapsayan, yüksek koruyucu faktörü olan bunları kullanmak gerekir. Ama siz sadece güneşe maruz değilken de bunları kullanmak gerekir günümüz şartlarında. Yani sadece işte sahile indiğimiz zaman, plaja indiğimiz zaman değil, yaz aylarında çok sıcak günlerde özellikle, her dışarı çıktığımız zaman değil mi, bu tedbirleri almamız lazım. Aslına bakarsanız giyinik olduğunuzda, güneşi çok fazla gördüğünüzde bunlara çok gerek kalmaz. Ama eğer ille de güneşle maruziyetiniz, dışarıda çalışıyorsanız mutlaka kullanmanız gerekir. Ama burada önemli olan kısmı hani hangisini kapsayacağı ve ticari olarak boyutlarında sizi, içeriğini iyice okuyup neleri, hangilerini kapsadığını, ultraviyole A'yı ve B'yi gayet iyi kapsadığını, bunları dikkat etmeniz gerekiyor. Ama asıl olan o güneşe, o yakıcı etkiye direkt maruz kalmamak. Mutlaka, mutlaka. Evet. Peki hocam, dediniz ki yani haftada 3-4 vakayla karşılaşıyoruz. Bu ciddi bir veri, korkutucu, endişelendirici bir veri midir? Bir kere önce oradan başlayayım. Bu karşılaştığınız, biraz o vakalar üzerinden bir okuma yaparsanız, mesela hangi yaş aralığı daha çok görülüyor? Ne tür, vücudun hangi bölgelerinde görüyorsunuz? Aslına bakarsanız deri kanseri vücudun en çok görülen kanser türü. Ama bizim o kanser, yani kötü huylu kanser dediğimizde 3 tane kanser türü vardır. Birincisini çok saymazsanız o çok tehlikeli değildir. Erken yakaladığında, tam müdahale edildiğinde %100 yaşam sağlayabildiğiniz bir kanser türü var. Bu belki de vücutta en çok görülen hastalıklar kanser türleri içerisinde. Belki de hastalıklar içerisinde. Ama bizim 2 ve 3. sırada saydığımız yaz hücreli kanser ve malign melanom, herkesin deri kanseri diye en çok korktuğu türüdür. Bu kanser türü özüne bakarsanız vücutta tüm kanserleri saydığınız zaman 18, 20, 22. sırada görülen bir kanser türü. Ama oldukça ölümcül, geç kalındığında milimetrelerle tarif edebileceğimiz, 1 milimetre kalınlığında yakalandığınızda sizin yaşam şansınız %99. 4 milimetre kalınlığında yakalandığınızda sizin yaşam şansınız %20-25'e düşüyor.
Yani hayatınız bıçak sırtında oluyor. O erken yakalandığında bu kanser, bizim bahsettiğimiz, sık görmeye başladığımız dediğimiz kanser türü bu kanser türü. Öbürlerini tabii ki daha çok görüyoruz. Tarlada çalışan insanlar, tarım işçileri, bunlardan dolayı onları çok sık görüyoruz. Ama burada dikkat edilen şey, bizim deri skalamız vardır. Birden yediye kadar sınıflandırdığımız, oldukça riskli olan bir, iki kanser türü. Bunlar kimlerdir? Açık tenliler, beyaz tenliler ve mavi gözlüler. Bu insanlar kansere oldukça meyillidir. Yatkın, açık tenli, yatkın, beyaz tenli açık diye tabir ettiğimiz ve renkli gözlüler. Evet, bunlar ilk sıraya giren bir renk skalası vardır. Bunlar bizim güneşe maruziyette en çok riskli olan insanlardır. Bunların ayrıca dikkat etmesi gerekir. Covid tenlilerde kanser görülmüyor mu? Evet, görülüyor. Ama bunlarda görülen biraz daha farklı. Ve güneşle ilgileri biraz daha az kanser türleri. O zaman bizim bu malign melanomdaki sayı niye artıyor? Bu belki de referans merkezi olduğumuz için biz klinik olarak bunları daha fazla görüyoruz ama hiç aklınıza gelmeyecek şekilde ben yine geçenlerde bahsettim. 3 yaşındaki bir çocuğu gördüm. Yüzünde malign melanomla karşılaşan bir çocuk. Bu belki de sadece güneşle bağlamak gerekmiyor ama düşünün, 3 yaşına kadar düşmüş. Normalde deri kanserinin görülme yaşlığı 45-50 yaşından sonra sıklıkla artar. Bu kümülatif güneş ışınlarının vücutta birikimiyle ilgilidir. Burada bir de erkeklerde fazla görülme gibi bir genetik meyillilik var veya daha çok dış ortamda çalışma ile ilgili bir meyil var. Ama yaş ortalamasını düşündüğünüz zaman belki de erken tanının artmasıyla birlikte bunların 45 yaşın altına, 30'lu yaşlara, 35'li yaşlara düştüğünü görüyoruz ki sadece bu bile anlamlı bulgular yaratıyor. Hem yaşın düşmüş olması hem de kümülatif olarak güneşe maruziyetle birlikte yaşın düşmesi ve oranın artması oldukça karşılaştığımız bir durum. Hocam, erken tanı dediniz. Peki bu erken tanının konulabilmesi için bizim de bir şeyleri farkına varmamız lazım. Ne gördüğümüz zaman, vücudumuzda ne gördüğümüz zaman biz korkmalıyız, endişeye kapılmalıyız? Tabii burada çok önemli bir soru. Esas yani bizim burada dikkat almamız gereken, belki de kamu spotları yapılması gereken, halkı bilgilendirmemiz gereken bizim stajyer sorularımızda. İlk sorumuz budur. Bir, deri kanserine neden şüphelenir? Deri kanseri insanlar hep böyle sanki yeniden gelişir. Bazıları da eski ben dediğimiz nevüsler üzerinde gelişir sanırlar. Evet, yani hep özüne belki kulaktan duyma bir bilgi, bilmiyorum, onu siz düzeltin lütfen. İşte vücudumuzdaki benlerin büyümesi, şekil değiştirmesinin bize bazı veriler verdiğine dair bir bilgimiz var. Deri kanserlerinin, bu malign melanomun yarısından fazlası yeniden gelişir. Yani eski bir ben olması gerekmiyor. Ama önemli bir kısmı da eski bir ben üzerinde gelişebiliyor. Bizim 3 tane bulgu dediğimiz A, B, C, D, hatta son zamanlarda E dediğimiz bir bulgu oluştu. A dediğimiz şey asimetri, kenarları düzensizse. Yani bir vücudunuza bakıyorsunuz, çok kolaysa insanlara meme kanserinde sürekli farkındalık haftası yaratılır ya, bunun için de yaratmak gerekiyor. Memeyi kendiniz muayene edersiniz ya, vücudunuzu mutlaka bir yakınınız veya kendiniz mutlaka belli aralıklarla, sık sık değil, sık sık olduğu zaman gözünüzden kaçma ihtimali yüksek. 3 ayda 6 ayda bir aynanın karşısında veya bir yakınınıza veya arka bir aynayla buna bakabilirsiniz. Eğer kenarları düzensizleşiyorsa, şekillerinde bir farklılık oluşuyorsa, renk değişiklikleri oluşuyorsa, çapı 6 mm'den fazla hızlı büyümeye başladıysa, bir de önemlisi tüm vücudunuza baktığınızda size sinyal veriyorsa, ben buradayım diyorsa, diğerlerinden farklı bir beniniz varsa. Bunlar en önemli 5 tane kardinal bulgudur. Eskiden 4 sayılırdı ama diğerlerinden farklılık biraz daha son zamanlarda popüler oldu. Bir bakıyorsunuz gözünüze çarpan bu buradayım diyor, farklı bir şey oluşturuyor. Diğerleri hep belirli renklerde, kahverengi, açık kahverengi görünürken bu bakıyorsunuz içinde böyle yeşilimsi, mavimsi, morumsu renkler oluşan bir ben oluşmaya başlamış ya da ben değişmeye. Yani ne bir istediniz? Farklılık var. O yani siz de dediniz ya, işte ben buradayım der o mutlaka. Bir de ailenize kanseri yatkınlık varsa, genetik olarak yatkınlığınız hangi varsa. Hangi tür olduğuna bakılmaksızın sadece kesinlikle kansere yatkınlık varsa. Evet. Mevcut bir ben renk değiştiriyor, kanamaya başladı, kaşıntı oluşturmaya başladı, büyümeye başladı, yara olmaya başladı, ülseri olmaya başladı. Bunlar hep kardinal bulgulardır ama bu bulguların mutlaka insanlara öğretilmesi gerekiyor. Peki hocam, şimdi benlere dikkat çektiniz. Onların işte ben buradayım diyen bir şekilde vücutta çıkarsa bu mutlaka hastaneye başvurulması gerekir dediniz. Peki sadece ben şeklinde, mesela işte özellikle son yıllarda çok yaygın olarak görüyoruz güneş lekeleri. Şimdi güneş lekesi deyip geçiyoruz belki ama o güneş lekeleri bizi ne zaman endişelendirmeli? Bahsettiğim konuya girdiğimiz zaman güneş lekelerinin en büyük nedenleri, o hani ultraviyole A dediğimiz var ya, aging, yani yaşlanmayla ilgili bulgu.
O güneş ışınlarının ne kadar çok gördüyseniz kümülatif total etkiyle güneşte bir yani güneşin yıllar içerisinde vücuttaki birikim miktarına bağlı olarak bu lekelerle mutlaka karşılaşacağız. Bu yani kaçınılmaz bir bulgu. Ama bahsettiğim gibi bu lekelerde de kabarmalar olduğu, renk değişiklikleri olduğu, üzerinde kanamalar olduğu, diğerlerinden farklı tüm lekeler görüyorsunuz ama diğerlerinden farklı bir durum oluştuğu zaman da bunlar da biz aktinik keratoz diyoruz. İşte derinin üzerindeki değişiklikler oluyor. Bunlar irite olmaya başlarsa, travmaya bağlı veya uzun zamandır varsa bunlar renk değişikliği oluşur. Bunlarla da kanser gelişebiliyor. Bu ille de malignant melanom olması gerekmiyor. Mesela yaz hücreli kanser gelişebilir. Veya daha farklı renklerle malignant melanom da gelişebilir. Bu nedenle bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Eskiden hep insanlar ultraviyole B üzerine dikkat etmişler. Melanom geliştirdiği için ama ultraviyole A'nın da kümülatif etkileriyle sadece yaşlanma üzerinde etkili değil, kanser üzerinde önemli etkisi olduğu görülüyor. Burada en önemli olan kavram mutlaka bir dermatolog veya bir plastik cerrahın kontrolüne şüphelendiğiniz zaman gideceksiniz ve bunların erken dönemde ciddi şekilde tedavi edilebilir olduğunu bilmeniz gerekiyor. Burada erken dönemde çok basit bir cerrahiyle bunu başa çıkacakken geç dönemde bunlar için çok daha ileri tedaviler Geç gerekebileceğini, kalınmış radyoterapi olabilir. gerekeceğini, kemoterapi gerekeceğini belki de hiç tedavi edemeyeceğini düşünmeniz gerekiyor. Efendim çok teşekkürler. Kolay Yayınımıza gelsin. katıldığınız için çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum.